iki insan da bu adına sarılmıştı. Benim aidatımı geri ver diyor. Böyle ahlaksızlık, böyle şey olmaz. Bugün de bu ne söylenir, ne yapılır. Aidat bugün elinde değil mi? Ne terbiyesiz? 24. Ben maddenin yazıyı kötü niyetle yazmadım. Sadece iyi niyetle yazdım. Sadece için ortalığı karıştırdınız. Yani şu an bizim ona bakacak, cevap verecek şeyimiz yok. Doğrudur, bizim sizden istediğimiz, geçmişe dönük borçları olan varsa, çünkü yarın bir gün dava açacak ve herkes mahkemelik olacak. Daha fazla ödemek durumunda kaldı. %60 faizle ödenmesi gerekiyor. Gümüş, efendim? Niçin devam ettiniz? Evet. Şu ana kadar, 1 Kasım'a kadar bunu biz toplasak öpüp başımıza koyacağız. Geçti mi öpüle? Yeni bir yönetim kurmana kadar toplamaya gerek yok. Çünkü gider yok. Bu aidatları giderler için topluyoruz. Doğru. Ya en azından ödeyenler Recep abiyi de mağdur etmeyelim. Ya ödemeyenleri bırakalım. Ödemeyenler biliyor. 24 yaş biliyor kendini de. Ödeyenler de en azından Recep abi mağdur olmasın. Ya, sonuçta bizim hayatımız ona emanet. Ben o yönden bakıyorum. Selam ya dün de biraz şey oldu ama geçtim. Ben iyi niyetle yazdım. Hani kötü niyetle söylemedim. Yani dünya kadar çaba sarf ettim. Bu kadar sıkıntı onun için. Hayır siz ne yaptınız? Bırakın öbürkilerini geçtik. Şeyleri öteledik işte. Asansörü öteledik. Arıza yaptık. 750 lira faturası çıktı, onu öteledik. Herkes nasıl elektrik usulünü ödüyorsa, kiracı da olsa, ev sahibi de olsa, lütfen hassasiyet göstererek biz can besliyoruz burada. İnsan barındırıyoruz. Öbür tarafı geçtik, verdiğimiz hizmeti geçtik yani. Korkuluk olmasa olsun, bilmem ne olmasa olsun, bunları geçtik. Binanız ne durumda şu an? Bina ağır hasar. Yıkım emri mi verildi? Siz bina sakinleri olarak ne yapılacağını mı konuşuyorsunuz? Peki müteahhitlere ilişkin bir şeyiniz var mı? Ağır aksaklı binalar mesela. Ne yapacaksınız mesela? Şu an için niye yok? Ya siz zaten karıştırdınız. Büyük sıkıntı oldu. Yani daire 22 yazılmadı, 24 yazıldı, bilmem ne oldu. Dünkü olayla ilgili de açıklamada bulunuyor. Dünkü olay nedir hocam? 22 ile 24 numaralar farklı olduğu için, numara taşları farklı olduğu için kas sakinlerinden biri sabah değil bankaya gidiyor, krediyle ev almış, baskını götürüyor. Sizin diyor eviniz diyor hasarlı gözükmüyor diyor. 24 üzerinden geçtiği için. Şimdi bir şey olduğu zaman lütfen yetkililerle bilen insanlar konuşursa dünkü şeyi biz sabahtan akşama kadar halletmeye çalıştık. Orada söylenecek tek bir kelimeyle bitecekti normalde ilk gün. Ertesi gün biz hepsinin peşinde koştuk, bulduk, düzeltiriz, düzeltemeyiz, koordinatörleri ara, üstlerini ara, şunu ara deyince, baskı görünce bu sefer yaptıkları yanlıştan geri döndüler, düzelttiler. Şu an onunla ilgili bir problemimiz yok. 22 de hasarlı, ağır hasarlı, 24 de ağır hasarlı, ikisi ayrı bağımsız. Dükkanları da yazdırdık. Burada çadırlar var görüyorsunuz. Bayraklı halkı geceyi çadırlarda geçirmeye devam ediyor. Bugün önemli konu... Bugün Bayraklı'dayız. Bayraklı'da Zemüren Parkı'ndayız. Çadırlar kuruldu. Halk geceyi çadırlarda geçirmeye devam ediyor. Bugün konuklarımız, değerli konuklarımız var. İzmir Barosu Başkanı Sayın Özkan Yücel ile konuşacağız ve aynı zamanda burada ağır hasarlı bina sakinleriyle konuşacağız. Deniz Apartmanı ağır hasarlı ve bugün bina sakinleri birer toplantı yaptı ve bu binaların çoğunda hukukçular ikamet ediyor, avukatlık büroları var. Sizi tanıyabilir miyiz? Avukat Ayçi Larıkan ben. Deniz Apartmanı'nda. Deniz Apartmanı'nda home office'ti benim. Evet. Bu olay sebebiyle maalesef giremiyorum. Evet. Ağır hasarlı. Yani ağır hasarlı. Emniyet şeritleri çekildi. Hiçbir meslektaşım ve ben dahil olmak üzere büromuza, evimize giremiyoruz. Eşyalarımız içeride, dosyalarımız içeride. Mağduriyetimiz büyük gerçekten. Deprem anında içeride miydiniz?
Deprem anında başka bir görüşme için adliye yakınında bir binada. Döndüğümde apartmanın durumundan haberdar olabildim. Telefonlar çalışmıyordu zira o arada. Peki şu an davalarınız yani adliyede davalarınız var. Nasıl yapıyorsunuz? İçeri giremediğiniz için evraklar içeride. Şimdi sağ olsun baro başkanımız ve yönetim kurulu ve meslektaşlarımız süratle örnek dilekçeler hazırladılar. O sitelerde atılan mazeret mesajı eski hale çevirme kesin süreli işler sebebiyle hukuk usulü mahkemeleri kanunu ve ceza muhakemeleri kanundaki maddelere atıfla bu sürelerin normalleşmeye kadar edilmesi meselesinde metinler var. O metinlerden faydalanıyoruz. E-imzası olmayan arkadaşlarımızdan işlemlerini yapabilmesi için ivedi e-imza alınması meselesinde yine baro başkanımız ve ekibi yardımcı oluyorlar. Bu şekilde şu an formülasyon bulunabiliyor. Ama tabii bir travma. Başlı başına bir travma. Peki daha önce bu binanın ağır aksak olduğu, yani hasarlı olduğu tespitiyle hiç karşılaştınız mı? Binanın hani zemininden kaynaklı bir sıkıntı olduğunu bu noktada size ulaşan bilgiler var mıydı? Şimdi şöyle, Bayraklı'da özellikle benim bulunduğum Deniz Apartmanı'nın zemininin balçık olduğu, dolayısıyla 99 depremi öncesi yapılmasından mütevellit sıkıntılar olduğunu biliyorduk. Kat sakinleri olarak toplanıp bu noktada nasıl bir çalışma götürebiliriz? Binanın durumu konusunda bir raporlama yapalım dedik. Raporlamada bina sağlam ancak bir destekleme alınırsa daha iyi olabilir. Zemin konusunda afiyetler var şeklinde apartman yönetimi olarak bir rapor almıştık. Ancak riskli bir tespit ya da riskli boşaltılması gereken bir bina şeklinde bir değerlendirme olmadı. Ancak muhtelif binalar var adada. Dolayısıyla ondan kaynaklı bir arada birlikte hareket etmede zafiyet yaşandı. Yani sahaya ve zemine uygun yapılandırmalarda boşluklar maalesef bugünkü durumlara getirdi bizi. Peki sizi tanıyabilir miyiz ve şunu soracağız. Bugün bir toplantı gerçekleştirdiniz. Biraz da hararetli, tartışmalı bir toplantıydı. Bina sakinleri ve yöneticiler. Biz o durumu ayrıntılandırır mısınız? Bu yoğun tartışmanın sebebi neydi? Merhabalar. Mehmet Tortuk ben. Öncelikle İzmir'deki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bizim binayı daha önce de toplantılarda filan bu binanın yenilenmesi ya da desteklenmesi yönünde bazı şeyler, kararlar almaya şey yaptık, teşvik ettik, yönlendirmeye çalıştık, uyarılarda bulunduk ama herkes aynı fikirde olmadığı için eksiklikler, aksaklıklar oluyor, zamana yayıldı diyelim kısası. Ama bu gerek zemin, gerek buranın yüksek binada yapılaşmadan dolayı sıkıntı, esas sıkıntı o. Zemin ve yüksek bina yapılması. Onun haricinde burada ciddi anlamda etüt çalışması yapılması gerekirdi. Önceki depremlerde de burada çatlamalar, patlamalar oldu. Daha önce de bu sitede oturuyordum ben. O zaman da gerekli önlemler yeteri kadar alınmadı. Ama devletimiz her anlamda, her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarına yardım etti. Herkese teşekkür ediyorum o anlamda. Evet, hocam son soruyu size soracağım. Hasarınız ne kadar? Şimdi bir rakam telaffuz etmekten ziyade bence şunu anlatayım size. Hem iş yeriniz hem eviniz bir arada hem sosyal yaşam alanınız hem mesleki icra ettiğiniz alan bir arada. Yani bu kişiye göre değişir. Hani kimi büroya göre, büyüklüğe göre değişir. Ama şu an travmanın karşısında bir rakam telaffuz etmekte zorlanıyorum açıkçası. Manevi olarak da değerli olan evraklar, eşyalar var. Meslektaş olarak, avukat olarak, arabulucu olarak ıslak imzalı belgeler var. Yani her anlamda ciddi sıkıntı var. Hem mesleki hem sosyal alanda, özel alanda ciddi sıkıntı var. Yani bunu rakam olarak telaffuz etmek güç. Peki müteahhitler konusunda ne diyeceksiniz? İşte bu anlamda da aslında bir parça görüşmeyi o sahaya da taşımak gerekecek. Ama şu an aciliyet arz eden konu bina içindeki evraklara, eşyalara, değerli şeylere ulaşma şeyimiz. Çünkü can güvenliğimizi şu an koruduk. Evet, bir sıkıntımız yok.
tabii ölenler, kayıplarımız var ama bina içine girememenin sıkıntısını çözme noktasındaki önceliğimiz var. O hukuksal zeminde barodan da muhtemel bu anlamda çalışmalar olacak. Bilgi akışlarıyla birlikte bir ortak yol haritası çizmeyi düşünüyoruz. Biz en azından Deniz Apartmanı olarak Mehmet Bey de bu ekibin bireyinden biri. Peki, çok teşekkür ediyorum.